Merhaba arkadaşlar. Bu gece diyorum, gece yapacağız bunu. Çünkü yapacağımız şeyin yarın sabaha hazır olması gerekiyor. Bu gece erkekler için bir pasta yapacağım arkadaşlar. Niye erkekler için? Erkeklerin yapabileceği, herkesin yapabileceği, fırın yok, pişirme yok, hamur yok. Pudingden muzlu pasta yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bakın, iki tane hazır pudingim var. Beyaz arkadaşlar. Normal bu puding pişiriyor. Bunu pişireceğiz. Çift porsiyon yapıyorum arkadaşlar. Aynen burada siz görüyorsunuz 750 miligram süt. Yani iki tane 1,5 kilo. Sütün bir tanesi 1 kilo. Yarım küreyi de arkadaşlar bardakla ayarlayacağız. Bir bardak 200 mililitre alıyor arkadaşlar. Bu bardaklar öyle. 200 400 buçuk. Şimdi bunu normal puding pişirir gibi pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi sırada arkadaşlar kulatalı sos. Bundan da çift porsiyon yapacağım. Bunu da hazırlıyoruz. İkisini beraber pişireceğiz. Vakitten tasarruf. Bunun oranları değişik. Bunu da okuyalım arkadaşlar. Ne yazmış? 400 miligram. Yani iki tanesine 800 miligram. Bu da eşittir 4 bardak. Bu oranlar önemli arkadaşlar. Bayan arkadaşlar bilir. Oranların dışına çıkmayalım. Erkek arkadaşlar tabii ki bilmez ama onların bile yapabileceği bir kolaylıkta. Ve çok nefis oluyor arkadaşlar. 3 Tabii ki yedeğimizi aldık. 3,5 kaldıydı. Şöyle 4 arkadaşlar. Bu da hazırlanacak. Bunu da pişirelim. Evet arkadaşlar, şimdi pudinglerimizi pişirmeye başlıyoruz. İkisi beraber. Bunlar kaynayana kadar ve kaynadıktan sonra devamlı karıştırmak istiyor arkadaşlar. Bunlar altı ısınana kadar biz de muzumuzu halledelim. Evet arkadaşlar, şimdi muzlarımızı hazırlayalım. Ben özellikle olgun seçtim. Çünkü pastanın içinde ağızda erimesini istiyorum. Herhalde bunu beyler yapabilirsiniz değil mi? Muz dilimlemeyi yaparsınız artık herhalde. Şu şekilde dilimleyelim. Evet arkadaşlar, vanilyalı pudingim ve çikolatalı sosum pişti. Bunların altını kapattım, soğumaya bıraktım. Arada bir üstünde kaymak olmaması için karıştırıyorum arkadaşlar. Bunlar iyice soğuduktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu beyaz pudingimiz biraz çok koyu olmadı. Şimdi bunu önce cam tepsimize, artık ne isterseniz oraya döküyorum. Burada soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Soğuduktan sonra ikinci kata atacağız. Evet arkadaşlar, şimdi pastamız bayağı soğudu.
yani kremamız diyelim. Şimdi muzları böyle dizeceğiz. Burada bir hata yaptık. Muzu biraz erken kestik. Kararmış ama önemli değil. Nasıl olsa içeride kalacak. Şöyle bir güzel dizelim muzları. Her yere. Evet arkadaşlar, şimdi muzlarımızı döşedik. Sıra geldi. Çikolata sosunu üstüne şöyle döşemeye. Sabırlı bir şekilde, yavaş yavaş her yere gelecek şekilde çikolata sosunu döşüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yapabildiğimiz kadar şöyle düzelteceğim. Tabii ki bu işlerde bayanlar daha iyi, daha sabırlı, elleri daha alışık. Ama ben elimden geleni yapacağım. Burada çikolata sosunun markası önemli arkadaşlar. İyi marka alın. Yani o ucuz markalar gerçekten çok kötü bir tat verebiliyor. Biz erkekler fazla süse şatafata bakmıyoruz. Tadı önemli olsun. İyi olsun. Önemli olan o. Şimdi tek işlemimiz kaldı arkadaşlar. Nedir o? Hindistan cevizi atmak. Şöyle güzelce. Hindistan cevizi gerçekten çikolataya yakışıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde buzdolabına kaldırıyoruz. Soğuduğu vakit afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Pastamızı yaptık. Ben bu çabuk olsun diye şoka koydum. Dayanamadım, yiyeceğim. Bir keselim nasıl bir şey olmuş. Tabii ki birazcık daha beklemesi lazım dolapta ama gene de bu size bir fikir verir. Of, şöyle içini yaralım. Mükemmel gibi bir şey gibi. Bir tadalım mı? Arkadaşlar. Harika arkadaşlar. Tamamen erkeklerin yapacağı, hiç bayanların muhtaç olmadan bir pasta çeşidi. Ve çok güzel. Ben buna bayılıyorum. Tabii ki sabaha kadar durduğu vakit dolapta daha da güzel olacak. Afiyet olsun.